Herkese yeni vlogtan merhaba diyorum. Bugün aslında birazcık farklı bir vlog olacak. Birlikte Kapadokya'ya gidiyoruz. Ürgüp'e abimi ziyarete gideceğiz arkadaşlar. Aslında Ürgüp değil, evet. Bu videoyu açmamın birazcık da sebebi abim taşındı. Artık Ürgüp'te değil, Nevşehir'de oturuyor ve... Ay, kamerayı yamuk tutuyorum. Ve onun yeni evini aslında ziyarete gitmiş olacağız. Siz de böyle ev turu, ev vlogu, işte oda yenileme falan seviyorsunuz biliyorum. O yüzden acaba sizi de mi yanımda götürsem diye bir düşünce geldi bana. Birlikte şehir dışına çıkıyoruz o yüzden. Bugün günlerden cuma, pazartesi dönmüş olacağım. Bu kadar şimdilik. Böyle çok küçük bir çanta hazırladım. Gerçekten çok küçük. Onun için 3-5 tane şey koydum, tişört, 2 tane alt koydum. Öyle minimal bir tatil gibi düşünebiliriz. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Evet, şimdi annemi bekliyoruz. O gelince çıkacağız. O da işten gelecek. Bu kadar ve odam var ya, rezalet bıraktım. Hani şuraları falan, ay annem var ya, bunları gösterdiğimi görse rezillik. Bayağı böyle çok kötü. Neyse, kapıyorum artık, devam ederiz sonra. Arkadaşlar şimdi vardık çok şükür. Abimin yanındayız ve bu videoyu direkt bir ev turu olarak aslında yapmak istiyorum. Açılışta çok bundan bahsetmedim herhalde. Aslında bahsettim yeni eve taşın diye. Şu an çok güzel. Hani böyle siz de seviyorsunuz. O turumu da sevmişsiniz. Aynı şekilde bahsettim açılışta. Şimdi abişko ile birlikte size evini gezdireceğiz. Ve gezeceğiz daha doğrusu. Ve anlatacak. Hani öbür ev de bence çok güzeldi ama bu ev daha böyle modern güzel yani. O yüzden şimdi hep birlikte gezeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Benim evimden. Çekiyoruz değil mi şu an? Evet. Tam yalandan ev turu çekenler gibi. Aynen öyle. Ben biraz anlatayım istersen. Bana misafirliğe geldiler. Aslında çok bir şey değil. Ben normalde Nevşehir'de, Ürgüp'te çalışıyordum. Dolayısıyla orada böyle daha eski bir taş binaların olduğu mahallede oturuyordum. Ama ev sahibim yine evlenince falan. Evet, bu evden daha büyük bir evim vardı normalde. Mecbur merkeze gelmek bana biraz daha kolaylık olacağı için siteli bir eve geçtim. Aslında çok böyle plan ve proje genelde prototip hep aynı olan tiplerden. Ama şimdi arkadaşlar böyle birazcık evi tanıtmak istiyorum. İşte ev tur çünkü, tamam mı? Buradan kapıdan girdik. Evet. Biraz burada dağınıkları var, onları göstermeyeceğim. Şu an geldik bu arada yoldan. Direkt evet. Yerine koymak istemiyorum diye. Böyle geliyoruz. Burada küçük bir tuvalet var. Ha, tuvalet mi burası? Küçük tuvalet. Küçük bir tuvalet varmış. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi burada. Aynen. Bu arada daha yeni taşındın, tam yerleşemedin. Evet, daha yeni taşındım. Burası küçük bir banyo. Aslında küçük falan değil, bayağı burada banyosu var. Evet, burama taşınan. Genel banyo. Hani misafirlerin kullanması için olan banyomuz. Bu şekilde bayağı da aslında şey, geniş yani. Herkese yetebilecek kadar büyük. Ben bu şekilde ışık olmasını çok seviyorum. Mesela böyle bir story çekerken ya da fotoğraf çekerken bakın buradan gelen ışık çok güzel etkiliyor. Onun dışında böyle bir sade abim zaten sever öyle. Burada pampas mıydı bunların adı? Pampas var. Burada da bu şekilde bir banyo, duş, kabin. Buradan bakalım burada ne var. Bu arada ben de size birlikte geziyorum. Yani daha demin baktım yüzeysel. Şimdi buradan çıktık. Ne tarafa geçelim? Böyle. Mutfağa geçelim. Burası antre. Aslında ilk antreyi gösterebilirsin. Antre. Burası ayakkabılık. Normalde yetmesi lazım ama bana pek yetmedi. Fazla sneaker var. İşte burada böyle artık istifledim bir çoğunu. Arım var aşağıda. Üst tarafta da botlar vesaire var. Her halükarda biraz dağınığız. Evet, çünkü yiyecekler falan var. Şimdi sofra kuruluyor bu arada. Sofra da burada. Mutfak klasik. Burada gittiğim yerlerin magnetleri var. Ben çok seviyorum senin bu sorunu. Bilmiyorum. Sade ve karışık bir arada yapıyorsun. Ondan sonra da çok hoşuma gidiyor. Mutfak işleriyle uğraştığım ya, için. Bunlardan aldın. Link ver. O pirge. Diğerleri de Zwilling. Zwilling galiba. Ay, bunların çok güzel. Burada tatlarımız var. Mutfakla boşa uğraşmıyoruz.
Şimdi mutfağı bir kenara bırakalım. Orayı ben biraz detay çekerim size. Buradan balkona geçiyoruz. Burası kış bahçesi gibi aslında. Böyle olması evet. Ben çok seviyorum. Bizim mesela Ankara'daki evimizde de hani balkon kapalı ama yanları duvar gibi olmadığı için daha soğuk. Ya şu an bayağı sıcak burası. Herhangi bir ısıtma olmaz herhalde. Isıtma var. Var mı? Burada petek var. Ha petek var ama işte, evet doğru petek yap. Burada senin görmüştüm bunu Trendyol'dan aldım. Çok evet. Güzel bayağı ve ışığı ters. Lamba LED adı. Bura bayağı eski evinde mesela bu koltuklar büro gibi bir... Çalışma odam vardı. Çalışma odam da. Hala var çalışma odam da orada koymadım. Buraya balkona koydum bunları. Orada duruyordu. Bence şu an daha güzel olmuş. Şurada bir yarım bir kahve içtik gibi geldi bende. Kesinlikle. Hadi bakalım. Bakın ben böyle bir şey yaptırmıştım abime geçen. Ne zaman yaptırmış? Doktorlar gününde miydi? Tıp bayramı. Doktorlar gününde. Tıp bayramında bakın doktor, hastalar. Koronayı ne yapmışım? Aa ama görünmüyor. Ha şurada. Şurada da korona var. Bayağı güzel bakın burası. Şöyle çekeyim size. Salon, oturma odası. Aslında bizim oturma odası kavramı mesela var Ankara'daki evde ama abim bekar, tek yaşıyor. Tek yaşadığım için ve ben çok salonda yaşıyorum. Burada berjerlerim var. Şu sehpa yeni ya hediye getirdiler. Böyle hani kahvemi falan aldım. Kar yağıyor elimde. İşte sıcak çikolata falan var. Burada bir fotoğraf çekeriz. Baya güzel. Burada biraz önceki balkona çıkış var. Burada işte gitar, saz bir şeyler. Orada kadehler, madehler var. Burada çok tatlı bir oyuncak. Bunu bir detaylı gösterelim. Tabii ki. Oyuncak şeyi var, sepeti var. Oyuncak sepetim. Bayağı fazla oyuncağım var çocuk bu arada. Çocuk bunu yaşayamamış yetişkinlerin gayet. Ve abime sürekli panda alırız. Şey. Evet, panda ile ilgili çok takıntım tatlı. Var. Bu çok yumuşak. Bakın bu Minnesota vardı ama artık yok yani kalmadı bunlarda. Salonun genel yapısı böyle. Ben de iç mimar Almine biliyorsun. Bu tip bir mesela televizyon ünitesinin arkasına falan bu ara moda böyle koyu renk bir duvar yapmak. Benim odamda da mesela yatak başımın arkası koyu. O da turuncu. Odaklanmak için bana daha rahat geldiği için ben böyle tercih ettim. Televizyon izlerken odaklanması kolay oluyor. Burada büyük bir masa var aslında burada abi. Burayı ilgilenemedim, ilgileneceğim ya. Burada heykeller falan var benim biraz paylaşım karışık, için. Evet. De buraya bitki alınacak, çiçekler ya. Gelecek. Şimdi gelin burası çalışma odası. Çalışma odam. Biraz böyle kütüphane işte. Biraz, ya biraz dağınık evet. Kitaplarımı tam yerleştiremedim. Orada yeni taşındı ve biz hani evet, taşınırken tamam. Yoktuk. Geldik ziyarete ve ben bunu pat diye çekiyorum. Yarın ya da öbür gün editleyip koymak istediğim için. Öyle yani. Bir gelirim var. Çalışma odam. Kitaplarım. Burada değerli kitaplarımın olduğu bir kısım var. Okuma kitaplarım. Elimin altında olmasını istediklerim. Tıp kitaplarını ne yaptın? Tıp kitaplarımın bir kısmı şurada. Şurada da var. Arada da çocuktan kalma ansiklopedilerim bile var. Ben yarın burada online derse girerim. Sabahladım evet. Var. Ona gireyim. İşte çalışmasam mozaik falan yapıyordum. O yüzden o masa biraz karışık. Burada konsol var. Burada aslında çok güzel bir kısım var. Şurada dergi koleksiyonlarım. Çok önemli değil. Sen anlatmayın da. Dergi koleksiyonlarım. Ama daha önemli bir şey var. Burada Amine ilgilendiren. Belki Amine'den de haberi yok. Ne o? Amine'den doğduğu yıl... 2 sene boyunca 2001 ve 2002 yılının tam seri National Geographic dergileri eksiksiz bir şekilde ben bunları özel seri. Hani Aymine şu an kıymetini bilir mi bilmez mi bilmediğim için saklıyorum. İleride Aymine'ye vereceğim onu. Çünkü Aymine'nin doğduğu yıl ve ay var. Ve bu, bakın bunu Aymine çizdi. Bunu ben çizmiştim. Burası Sivrişehir. Bakın Kapadokya. Ne gibi bakayım? Fecat. Çok üzgünüm. Neyse olsun. Bakın burayı bir yavaş göstereyim. Babamı çok soruyorlar. Babam, annem, abim ama çok eski hali yani şu an daha yakışıklılarmış. Tedankara mezuniyet şeyin herhalde bu da. Bu da İstanbul'daki üniversitesi.
Bu da çok güzel. İçinde mum var böyle bu şekilde. Bu kitapları. Evet, şimdi birazcık parfüm koleksiyonundan bahset. Aslında ışığını açıp karanlıkta görmek istiyorum. Dur. Bayağı güzel. Bu dolapta da full dolu. Korona oldu ya. Şimdi bu odadan çıktık, çalışma odasından. Bunları ben boyadım. Gerçekten mi? Evet, bunları ben boyadım. Hangi? Müzeyik mi? Bitmedi anne ya, hala azıcık duruyor. Birlikte yaparız. Gelin, burası benim odam. Burası evet, misafir için ayırdığımız bir oda. Ben misafir değilim, bura benim odam. Evet, Aymine'nin odası. Aymine yokken de misafirler için. Burası benim yatağım geldi, şimdi yataştığını almış. Bayağı da bekliyorduk. Değil mi? Bu doğru bu arada. Evet, doğru doğru. Bugün burada annemle uyuyoruz. Burada da bir çek yat var. Bu da misafir gelince yatabilsin diye. Bu da bayağı güzel. Bu odayı sevdim çünkü şey gibi böyle bir... Bu bütün evde cozy böyle şey bir... Şurası bilmiyorum. Böyle sıcak bir hava var yani, onu güzel sevdim. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Bunun ışıkları full açık. Geldik, girdik yatak odasına. Şurada yatak bir... sağda bir ebeveyn banyosu var. Banyo bu şekilde. Burada yatağım var. Burada büyük bir dolap. Sen baktığın gibi burada büyük bir dolap. yatağın başına bak, o ev hediyesi geldi. Tuz lambası. Aa, çok güzel yanıyor. Doktor arkadaşım. Ha, yanıyor. Burada giyinme odam var. Burada çok güzel. Evet, orası giyinme odası. Bura bayağı iyi bu arada. Burada kıyafetlerim biraz dağınık olabilir. Kusura bakmayın. Diğer... Şurada da giyindiğim pufum var. Burada burası bahçeye bakıyor. Güzel. Evet, şimdi burada bu yatak şekilde. Örtü çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Burada bir dolabı var ve bu odada bu şekilde. Ve evi tamamen gezdiğimizi düşünüyorum. Şimdi genelde eve ziyarete gelenler hediye getirir. Evet. Aymen sehpa falan getirir. Ben de eve gelene hediye vermeyi düşünüyorum. Aa. Evet, arkadaşımın hemşiresi çanta örüyordu. Aa, o çok güzel. Ve hem de izlemeye giriyorum. Bebe mavisi bir çanta. Şaka yapıyorsun. Evet, Gamze Hanım'a teşekkür ediyoruz burada. Evet, buradan çok teşekkür ederiz. Böyle bir sitesi falan varsa hatta onu da söylerim belki. Site değil de işte kendi örüyor. Bayağı aslında. Güzel. O şeyde bana... Her şanslıya gelmez. Evet, tarçın rengi vardı. Bayağı Aynı güzel. Krem veya bebe mavisi demişti. Bebe mavisi canım, olurmuş. Canım çok güzel. Güle güle kullan. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Şakasız bir şey söyleyeceğim. Geçen vlog ben ne dedim? Bu şampuanlarımı bulamıyorum. Bojix ismini de okuyamadım ayrıca videoda. Ve bulmuş abim, çok sağ ol. Burada evet, arada biraz yani. Kestik bugün o şampuanları sana verirken göstermedik işte, ama. Ankara'da yok ve burada var. Evet, burada buldum Watson's'ta. Bayağı arkadaşlar, bu çok güzel bir şampuan. Bunun yerine ben bu arada Urban Care mi aldım? O da bu arada çok memnun kaldım. Bir ay onu kullanırım. O bitince de bunları kullanmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Dün artık videoyu bitiremedim. Ev tur çektik abimle birlikte. Şimdi de poğaça almaya gidiyoruz. Senin içinde bir fırın gibi bir yere gidiyoruz. Benim bu gibi bir yerlerime artık yani... Hani mesela fırın gibi bir yer nasıl oluyor ki? Fırındır orası yani. Neden gibi bir yer olsun? Neyse. Hayır, bu ses çok kötü. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenip altına yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz.